Kutsallar. Gelmiş buraya. Kısaltın manasında kaldı. Neler görüyor ki ağrıların harflerinde rastırlarında dağılmış inciler gibi güzel ilim cevherleri ve hikmet yakutları dolaşır. Evet, fikrin hakikat aleminde dolaştığında ve ahadiyet denizinde yüzdüğünde basiretinle ruhlara ait harika nimetler görürsün. Bu nimet Cenab-ı Hakk'ın müşahede etmenin lezzeti ve her şeyin sebebi yüce dostu görmenin sevinci. Allah hepimize bunu nasip etsin. Orada ayrıca büyük bir mülk ve saltanat görürsün. O Hak Teala'nın ezeli, ebedi, zahiri ve batini zatının azametidir. Allah'ın büyüklüğüdür. Evet, bu hakikati gördüğünde bütün varlıklar sana tabi olur. Senin kalbinin açılmasıyla alem de açılır. İç alemin tutulmasıyla varlıklar da sıkıntıya düşerler. Onun hükmü senin hükmün olur. Onun emri senin emrinle ortaya çıkar. Varlıklar hükmetinle Yüce Mevla'nın iradesine uygun olarak tasarrufta bulunursun. Ariflerin üzerindeki izzet, güzellik, heybet ve celal elbiseleri vardır. Onlar yakın makamlarıyla süslenirler. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirir. O ilahi özeli aşk şarabıdır. Bu ilahi aşk kalplerden ve sırlardan masivayı, gafleti ve manevi kirleri temizler. Yani nefse, emare, levame, mülme, mutmainliğe geldin mi? Her şey kalbinden temizler, atar, hiçbir şey kalmaz. Evet, onu demek istiyor. İmam-ı Kuşeyri demiş ki, ayetin manası hakkında denilmiş ki, Yüce Allah'ın onlara içirdiği ilahi şarap, onlara ağyanın sevgisinden temizler. Yani Allah rızasının dışında olan her şeyi, onların kalbini temizler. Yani şöyle de denilmiştir. Bir şarap, bu şarap onların kalbindeki kin, aldatma ve boş iddiaları temizler. Allah bize nasip etsin. Bu şehri sonra şöyle demiştir. Allah-u Teala bugün dünyada kime ilahi sevgi şarabını içirirse o hiçbir şeyden korkmaz. İlahi sevgi kasesinden içmenin gereği kainatta bir varlık ayrımı yapmadan herkese iyilik ve ihsanda bulunmaktır. Yani ayrım etmeden herkese iyilik yaptı mı demek Allah onu şey etmiştir. Evet. Ve kalpte hiçbir kötü duygu kalmaması hiç kimseye karşı kin, karar, haset, düşman kalpte olmadı mı bu makama gelmiş demek. İlahi sevgiden içmenin neticesi yüce sevgilinin hatırına her şeyini insanlara feda et. Yani Allah'ın rızası için bütün varlığını feda etmek. Kendi vücudun dahil olsa her şeyini onun yolunda feda etmektir diyor. Halka hizmeti cana nimet bilmek, bu konuda hiçbir kibir ve benlik göstermemek. Halka hizmeti, cana, Allah hepimize nasip etsin. Bu ilahi sevgiden içmenin bir diğer neticesi de, bazı vakitlerde kendinden geçip dünyada ve ahirette kimseyi gözün görmemesi. Yani Allah için olduğunu hiç kimseyi göz almayacak. Kimseye bakmıyor, kimseden korkmuyor, kimseden çekinmeyecek. İçini ve dışını bir sevincin sarması, utanma ve hayanın kat içine düştüğü aşk ve vecdi ortaya koymaktadır. İlahi aşkla serhoş olmanın bir başka sonucu da şudur. Kuldan çekinme hali gider, rahat olur.
Allah'ın rızasını gözettim. Kuldan hiç korkmak. Param varmış, plan varmış, şu varmış. Hiç umudumda olmaz. Evet. Serbest konuşur. Bazen şikayette bulunur. Bazen normal halde dile getirmeyecek şeyleri talep eder. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Rabbim bana zatını göster de sana bakayım. Ayette var ya, bu ayet bu. Hazreti Musa demiş, ya Rabbi zatını bana göster de sana bakayım. Evet. Arap 42. Talebi de ilahi aşk içinde dile getirilmiş bir istektir. Evet. Alimler şöyle demişler. Hazreti Musa Aleyhisselam Allah'ın kelamını işittince kendisinden geçtiler, bayıldı, düştü. Tanrı'nın Musa var ya. Evet, geçti. İlahi aşk içinde dili böyle söyler. Evet. Allah Arif'e tevhid şarabından içildiği zaman onlardan bütün ayarı Allah'tan başka varlıkları görmeyi yok eder. Allah hepimize nasip eylesin. O zaman izzet tecellileri içinde hayran kalırlar, hayran kalırlar. Ululuk tecellileri içinde kendilerinden geçerler. Birlik tecellileri içinde bütün varlıkları eriyip gider. Bu durumda akıl kalır, ne temiz, evet, ne akıl kalır, ne temiz gücü, ne anlayış kalır, ne de idrak. Bu manevi keşfin başında ilahi tecellilere sarılır. Sonra bu tecelliler içinde dalar. Ardından onların içinde tamamen eriyip yok olur. Şüphesiz sonuç Rabbinindir. Yaptıran Allah. Ayet-i tecelli eder. Vacibun Rıza el-Balti Hazretleri demiş ki ayetin tefsirinde, onlar Rablerinin kendilerine sunduğu şaraptan içtiklerinde derileri ve kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar. Allah bu şaraptan onlara dünyada zikir halkalarında Allah'a yakınlık halindeyken sevgi kasesinden sunduğu, ahirette ise nurdan minberler üzerinde zatını müşahede halinde sunar ona. Zikir halindeyken insan aşka gelir, efendime söyleyeyim zevke gelir, dağlar işte kendinden geçer. Öbür tarafa da gittiğinde Allah nurdan kürsünün üzerinde ona tecelli eder, ona kendini gösterir. Allah hepimize nasip etsin. Evet. Ben İbn-i Acibe derim ki, diyor ki bu müellif, Rabbinin dünya ve ahiret ayrımı yapması muhakkak ariflerin haline uygun değildir. Çünkü Arif'in gözünde dünya ve ahiret diye bir şey kalmamış. Yani nefs-i mutmainliğe gelir mi? Ne onun için dünya gözüne görür, ne de ahiret. Ancak o Allah onu düşünür, onu demek istiyor. Bir şey kalmamıştır. Onun gözünde sadece Allah var. Yalnız tecelliler farklıdır. Dünyada meydana gelen şey ahirette de meydana gelir. Sadece burada ilahi tecellileri örten perde kalındır. Dünyadaki kalındır, görmez. Ahiretteki incedir o perde, onu görür demek istiyor. Sonra manevi halinde sabit kadem olan temkin sahibi Arif de, Arif'e denir ki, bu sizin dünyadaki mücahede ve sabrınıza karşılık verilmiş bir mükafattır. Dünyada mümin çalışır, çabalar, ibadet, namaz, cami, Kur'an, hayır, hasenat, mücadele ediyor. Burada uğraşıyor onun için. Bu işte Allah'ın orada verdikleri de dünyadaki yaptığınız amellerinize karşılık denecek. Ameliniz makbul oldu. Bunun için bolca ihsanlara kavuştunuz. Burada Allah rızası için yapar da Allah amelimizden razı olursa orada verecek de verecek arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Peki geldik. İnna nahnu nazzalna aleykel Kur'ane tenzila fasbir li hukmi rabbike ve la tuti' minhum asiman ev kafura ila ahli'l ayet. Cenab-ı Hak buyuruyor ki
şüphesiz Kur'an'ı sana parça parça biz indirdik. Yani Kur'an'ı birçok hikmetle ayrı zamanlarda parça parça azar azar biz indirdik. Başkası değil. 23 senede öyle. 23 senede peyderpey durumlara göre, vakitlere göre biz Kur'an'ı. Hepsini birden indirseydi derlerdi o zaman. Birisi yazdı, Muhammed aldı sallallahu aleyhi ve sellem aldı, bize okuyor derlerdi ama öyle yapmadı Allah. 23 senede olaylara karşı. Sen bir şey konuşuyorsun kafir mesela, Efendimiz'e soruyor, hemen onun hakkında ayet geliyor, cevap oluyor. Böyle indir. Yani o halde sana yardım konusunda Rabbinin hükmüne sabır. Hiç şüphesiz onun hükmü en güzel şekilde sonuçlanır. Yani kafirlerin yaptığı eziyetler, sıkıntılar, bunlara sabret. Rabbin senin yanındadır demek istiyor Allah-u Teala. Ayete şu manada verilmiştir. Peygamber olarak tebliğ vazifesini yerine getirmeye, bu konuda karşılaşacağın eziyetlere tahammül göster. Neler yaptılar ki kafirler Kur'an indikçe? Göster. Hiç şüphesiz zafer ve başarı senin olacaktır ey Habib. Sen sabır. Zafer de senin, başarı da senin. Ayet şöyle devam ediyor. Onlardan hiçbir günahkara yahut nanköre itaat etme. Hiçbir inkar etme. Nankörlük yapanlara, sen onların sözünü dinleme diyor Rabbimiz ayet bu. Yani günah işleyene, işlediği günahta inkar edene de inkarında uyma. Yahut seni günaha davet eden hiçbir günahkara ve inkara çağıran hiçbir azgın kafire itaat etme. Bizim zamanımızda öyle değil. Hiç azgın kafirler varken gidiyor peşinde. Yapma onu demek. Şöyle de denilmiştir. Ayetteki günahlarla, günahkarla kast edilen Ütbe bin Lebi'dir. Bir kafir. Çünkü o her türlü günah işleyen bir olur. Azgın kafir ile kast edilen ise Velid bin Mughire'dir. O da inkarda haddi aşan ve azgınlıkta son derece ileri giden biridir. Ayetin zahirinden anlaşılan ise ayetin kastının bütün günahkarlar ve kafirlere olduğu. Kıyamete kadar gelen bu vasıfta olanların hepsi aşağı. Yani onlara itaat etmeyin, onlara uymayın, onları dinlemeyin demek istiyor Rabbimiz. Mana şudur, onlardan hiçbirine itaat etme. Onlardan birine itaat yasaklanınca ikisine de birden itaat zaten yasaklanmıştır. Devamındaki ayette şöyle buyuruluyor. Sabah akşam Rabbinin adını an. Sabah akşam Allah zikr, Allah La ilahe illallah. Sübhanallah de. Elhamdülillah de. Yani bütün vakitlerde zikre devam et. Bu iki vakitten özellikle bahsedilmesi onların fazilet ve şerefinden dolayı. Sabah. Kerahat vakti var ya güneş doğduktan sonra. Bir de akşam yine kerahat var. Orada namaz yok. Namaz kılınmıyor. Orada zikre devam et diyorlar. Allah hepimizden nasip eder. Evet. Denilmiş ki Allah-u Teala Habibine günahkar ve kafirlere itaat etmeyi yasakladı. Onu kafirlerden gelecek eziyetlere ve onların ileri derecedeki düşmanlıklarını sabretmeyi teşvik etti. Bize dair. Evet. Etti. Peşinden de bütün vakitlerini Allah'ın zikrine ve ibadetine ayırmasını emretti. Bütün vakitler. Ona ibadet, ona kulluk. Bunu emretti. Şu ayet de bu manadadır. Biz onların söylediklerinden dolayı senin göksünün darıldığını biliyoruz. Yani kafirler öyle eziyet, şu bu konuşunca Efendimiz sıkılıyor tabii. Daralıyor, biz de biliyoruz senin göksünün darıldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini tesbih et. Rabbini zikret. Onların şeyini almış et. Hazreti Peygamber'in Allah'ı zikretmeye yönelmesinde kendisi için bir rahatlık mevcuttu. İbadete yöneldi mi rahatlıyor. Biz de öyle değil mi şimdi?
camiye geliyoruz, namazda, Kur'an'da, zikirde onları görünce mümin ne yapayım? Rahatlıyor yani. Hem vücudu, hem ruhu, hem de kalbi. Onu demek istiyor. Bu şekilde yalnız kalma sıkıntısı gider yani. Zikir yaptığın zaman yalnız sana bir şey yapar. Açıyor Kur'an'ı böyle, okuyorsun. Ne yalnızlığı hissediyor, ne bir şey. Namaza duruyor mu öyle? Allah hepimize nasip eylesin. Yani gönlü Rabbinin zikriyle hoş olur, huzur bulur. Fakat onlar bunu bilmezler. Değil mi? Kafirler. Kur'an yoluna gitmeyenler bunu bilirler mi bu kadar? Bilmezler. Bilmezler. Bu emir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece Allah'a itaat etmesi, ona itaatin dışındaki şeyleri terk etmesi istenmektedir. Zaman bu açıklama Abdurrahman Kasi'nin Celaleyn tefsiri üzerine yazdığı haşiyeden alınmış. Bunlara göre ayette sabah manası verdiğimiz bükle ile sabah namazı, akşam manası verdiğimiz esir ile de öğle ve ikindi namazları kastedilmiştir. Yani gecenin bir kısmında ona secde et, yani gecenin bir bölümünde akşam ve yatsı namazlarını kıl. Böylece beş vakit namaz yani. Tek ayette yok beş vakit namaz da. Bu iki ayette işte öğlen, akşam, yatsı diye tutmuş. Öğlen ikiliğinde diğerini de tutmuş. Gecenin bir kısmında ona secde et. Yani gecenin bir bölümünde akşam veya yatsı namazlarını kıl. Geceleyin uzun bir süre de onu tesbih edin. Yani gecenin uzun bir bölümünde de bazen üçte bazen yarısı, bazen de üçte ikisi kadar bir sürenin tereddüt namazı kıl, geceyi ibadetle geçer. Allah hepimize nasip etsin. Şimdi niye tarikatta, efkanda illa tereddüt namazını kılın? Namazını kılmazsa bir adım ileri atamayız diyoruz ya, bundan dolayı. Evet, bu ayette bile. Evet, devamındaki ayette şöyle diyor. Onlar yani kafirler, dünyayı seviyorlar, onun fani lezzetlerine dalıyorlar, dünyayı ahirete tercih ediyorlar. Bunun için hiçbir zikre ve namaza yönelmiyorlar. Önlerinde kendilerini bekleyen o ağır çetin günü ihmal ediyorlar. Ona hazırlanmıyorlar. O güne dönemsiz dönemseniyorlar. O kıyamet günüdür. O günde yaşanacak şiddetli olaylar kafirlere çok ağır gelecek. Orada gittiği zaman, o ibadetleri yapanları gördüğü zaman, bunlar yapmamak. Öyle bir ağır gelecek ki onlara. Allah hiçbir zirvelerine de yok. Evet, onları biz yarattık, başkası değil. Ayrıca onların bünyelerini sapasağlam yaptık. Yani onların bünyelerini çok kuvvetli yaptık. Böylece sağlam ve kuvvetli oldular insanlar. Ayete şu manada verilmiştir. Onların eklem yerlerinin sinirleri bağlantısı sağlam bir şekilde biz yarattık. Eklemiyoruz. Bir diğer mana, onlardan Allah'ın birliğini kabul etmez sözünü biz alalım. Ayet şöyle devam ediyor. Dilediğimizde onların yerine benzerlerini, başkalarını getiririz. Yani onları helak etmeyi dilediğimizde helak ederiz. Onların yerine itaat eden ve isyan etmeyen kimseleri getiririz. Tarih boyunca böyle olmuş. Şeddatlar, Nemrutlar, Firavunlar, bilmem ne yaptı Allah onları? Helak etti, yerine başkalarını getirdi. Allah'a kulluk ederdi. Ayete şu manada verilmiştir. Onları helak ettikten sonra benzerlerini de harika bir şekilde yeniden yaratırız. Burada şüphe yoktur. O öldükten sonra dirilmek, Allah'ın kudret ve kuvveti bunu yapmaya yeter. Ahirette de onları belirtiriz diyor. İşte bu, yani bu sure yahut apaçık öğüt içeren bu ayetler bir öğüttür.
Dileyen Rabbine ulaştıran, dileyene Rabbine ulaştıran bir yoktan Allah'a itaat ederek ve Resulüne uyarak Allah'a yaklaşmak için bir yol edinir. Evet, Allah'a giden yola girmeyi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Elhamdülillah ki Allah dilemiş bizi. Camiye dilemiş, iman etmiş. Peygamberi tanıyoruz. Elhamdülillah Rabbimize diyelim. Yahut kafirler ancak Allah'ın dilediğini isteyebilirler. Ayette işin hakikati ortaya konulmakta. Allah'a ulaşmak için sırf onların istemesinin yeterli olmadığı açıklanmaktadır. Allah dilemedikçe onların buna güçlerinin yetmeyeceği bildirilmektedir. Yani Allah istemedikten sonra hiçbir kafir mümin olamaz. İlla onu dilemez. Çünkü kulun yaptığı istek isteki yaptığı işteki etkisi sadece onu yapma konusundadır. Takdir ve yaratma konusunda değil. Evet. O işin olmasında asıl etki eden şey Allah-u Teala'nın dilemesidir. O dilemedikçe ne mümin kafir olabilir ne kafir mümin olabilir. Ancak onun dilemesidir. Evet. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah onların olacak bütün hallerini bilmekte, sözle işlerde en isabetli hükmü vermektedir. Bu Allah-u Teala'nın dilemesinin bir ilim ve hikmete dayandığını açıklamaktadır. Yani Yüce Allah sonsuz ilim ve hikmet sahibidir. Herkesin neye ehil ve layık olduğunu o bilir. Evet. Onlar için sadece hikmetinin getirdiği şeyleri diler. O dilediğin rahmetine dahil eder. Ayet. Yüce Allah'ın ilim ve hikmete dayalı dilemesinin sonuçlarını açıklamaktadır. Yani Allah rahmetine dahil etmeyi dilediği kimseyi rahmetine dahil eder. Evet, o iradesini Cenab-ı Hakk'a ulaşma yolunda kullanan ve bunun için gayret eden kimse. Yani Allah'ın rahmetine kavuşmayı umuyan, dileyen, çalışan kişiye Allah rahmetini nasip eder. Allah da onu iman ve taat gibi cennete götüren şeyleri yapmadan muvaffak kılar. Allah hepimize bunu nasip eylesin. Son ayet, zalimlere gelince, zulmedenlere gelince Allah onlar için acı bir azap hazırlar. Onlar iradelerine doğru yolun dışında kullanan kimseler. Kur'an'ın dışında, sünnetin dışında yolda gidenlerdir. Allah onlar için de son derece acı veren bir azap hazırlar. Allah hiçbir ümmeti Muhammed'e bunu nasip eylemesin. Yine geldik. Ayetin tasavvufi manalarında kaldık. İnşallah yarın da bunların tasavvufi manasını bilmeye çalışırız. Bir sayfa var ama bir hakim duası var. Şunu var hemen geçin. Klas'tan aşağı okuyun. Hadi hadi şu kişi sok. Hemen üç kişi geçin orada. Saf düzeni alın.